Merhaba arkadaşlar, Gamer Dibikam'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead diyorsun. Anla hepinize selamlar. Gençler, bugün İbo'nun hesabındayım ve gördüğünüz gibi Dracula'nın yeni skiniyle oynayacağım. Gerçekten muazzam bence. Şöyle hani yandan arkadan falan da göstereyim. Oyuna gelmiş geçmiş en iyi skinlerden birisi olabilir. Şu yarı kısmından 70. seviyeye geldiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Menüye özel animasyonu da var, onu da göstereyim. O yüzden başka karaktere geçtim. Şöyle göstereyim. Müthiş. This time. Gerçekten yani üzerine çalışılmış çok güzel bir skin bence. Bu skine özel Mori de var. Aslında buradan izletebilirim ama izletmeyeceğim. Oyun içinde göstermeye çalışacağım. Olur da hiç Mori atamazsam maçlarda, ki öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Gelir buradan izletirim, merak etmeyin. Şimdi gençler, İbo'nun build'ini hiç değiştirmedim. Aklıma yattı çünkü. 2 tane jump perk, 2 tane de chase perk'ümüz var. Hızlı bir şekilde anlatayım. İlk perk'üm ceza kancası yankılanan acı. Rastgele 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Beyaz hareyle görebiliyoruz bu kancaları. Her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımızda en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. İkinci perkümüz zalim kucaklama. Her bir kurbanı ilk kez kancaya asışımda, kancadan 16 metre uzaklaştıktan sonra bütün jeneratörler 10 saniyeliğine kapanıyor. 4 kurbanı da birer kez kancaya asıp kancadan 16 metre uzaklaştığımda 40 saniye boyunca bütün jeneratörler kapanıyor. Aynı zamanda saplantı olan kurbanın haresini 6 saniye boyunca görebiliyorum. Üçüncü perküm dayanıklı. Palet sersemletmelerinin süresini %50 düşürüyor. Bu perkü şu gördüğünüz ruh öfkesi perküyle kombinliyoruz. Bu perkte 2 tane palet kırdıktan sonra aktif oluyor ve bu perk aktifken ilk palet stun girişimizde palet otomatik olarak kırılmış oluyor. Bu perkte sersemletmemizi düşüreceği için palet hem kırılmış oluyor hem de daha az sersemleme yemiş oluyoruz. Böylece o kurbanı yakalayabiliyoruz. İlk eklentim Zoe'nin küpü. Bir jeneratör tamamlandığında 10 saniyeliğine Karanlık Lord'un, yani bizim etrafımızda cehennem ateşi sütunları oluşturuyor. Onlardan herhangi birisi kurbana değerse o kurbana hasar veriyor. Kovalamaca esnasında falan denk gelirse güzel olabileceğini düşündüm. İkinci eklentimde yankının gücü, koku kürelerinin ortaya çıkma oranını %17 arttırıyor. Yani kurbanlar daha sık koku küresi bıraktığı için kurt modundayken onları alıp hem hızlanabiliyoruz hem de atılım özelliğimizin dolma süresini azaltabiliyoruz. Heh, geldi benim lanet map'im. Of, şu karakterin görkemine bak. Bu arada galiba şu kafamızdaki şeyler falan şeyi engelliyormuş. Chase atmamızı falan zorlaştırıyormuş yani, kurbanlar tespit edebiliyormuş bizi. Burada birisi var. İzlerini görüyoruz. Selamlar hocam. Ne yaptın, iyisin inşallah. Çük mü? Hello. Kral o eğilerek dojlanmıyor ya, haberin olsun. Nemesis'inki gibi değil yani. Şöyle canları da bir kapatalım. Çok iyi ısırık. Aha, yanıma bombastik şeyler veriyor. Burada dönmeye devam, burada dönmeye devam. Lan, adamı yavaşlattı. Oğlum, bana tuzak kurmuşlar, adam yavaşladı anasını satayım. Filminde de vardı ya öyle bir sahne. Okey, şu paleti de kıralım. Kötü oynadık burayı. Bir dakika, şu paleti kırayım, bir hazır edeyim. Ruh öfkemi. Aa, anladın mı lan acaba ruh öfkem olduğunu? Kıvrak mı yedim ben? Okey. Lan nasıl vuramadım onu? Aha! Bombastikolar vurdu. Çok iyi timing. Bombastikoların yaralaması şahane oldu. Orada oğlum, demek ki kurtla vursam bunu çoktan düşürüyormuşum he. Bu arada çük kardeşime bir tunnel gelebilir mi? Çünkü Mori göstermem lazım. Şuraya bir gidelim hemen. Okey, onu aldılar. Vallahi Türk mü bilmiyorum ama... Tatlısından bir tunnel gelecek hocam, hakkını helal et. Atsın decisive'i, yapacak bir şey yok. Paleti de alalım hem. Deviremedi, okey. Kral hakkını helal et. Vallahi Türk müsün bilmiyorum ama şöyle Mori'yi bir gösterelim arkadaşlar. Oy oy oy! Mori'ye bir bak ya! Bu neymiş oğlum? Hey maşallah! Allah süper. Süper Mori hocam. Hemen dolanıyoruz, hemen dolanıyoruz hızlı hızlı. Hocam az henüz. Burada izliyordum da. Dolap ihtimali nedir? Gidiyor gibi yaptım. Geri geldim. Seni biliyordum. Dur, hatta bir şey yapacağım. Fark kapatmak için yarasaya geçelim. Mırıbı. Ah lan var ya, çok doğru bir timing'de geldi şey. Smoke.
Mırıbı. Hop. Şokin, şokinze, blink. Stop me. Stop me. Hemen yarasa purpa. Düşür yakınıma şeyleri. Oğlum bu nasıl değmez ya? Lan hadi bir tanesi değsin bari şunlardan. Kral o olmaz. İyi deneme ama. Şimdi zalim kucaklamayı tetikleyelim. Alındığım palete ışınlanacağım. Şunu bir kıralım. Ah, nice try. Allah'tan paleti görmedi de adam. Beyaz yok değil mi? Bunu yetiştirebileceğim yok. Şuraya hemen ışınlanış. Bunu da boz. He? Dur, ruh öfkesini aktif edelim. Güzel oldu bu bizim için. İşimiz biraz zor şu an. İki tane yüksek cam var. Wow, son cam bitti. Neredeki bitti? İlerideki. Ihh. Gider ayak son saniye kilimi aldım arkadaşlar. Şöyle morimi dağıtayım. İki kişiyle ilk maçı bitirelim. Diğer maçlarda biraz daha iyi oynamaya çalışacağım. Unutmuşum Dracula oynamayı. Harbiden unutmuşum yani. Morris'e harbi güzel bu arada ya. Yani böyle bambaşka bir oyun gibi, anladın mı? Maçı Renato aldı bu arada. Smoke'ları çok iyi kullandı. Ez kolu geldi. Bu arada ilk maçtan sonra anladım ki palet perkleri bence Dracula'ya iyi gitmiyormuş. İbonyonlarla oynuyor bilmiyorum ama demek ki seviyor. Bana çok mantıklı gelmedi çünkü genel olarak palet olan spotlarda hani alev topu falan atmaya çalıştığımız için çok bir kafa atmalık olay olmuyor gibi paletlere. O yüzden yoz müdahaleyle pop'a geçtim. Pop niye koymamışım harbiden anlamadım. Bir önceki Dracula oynayışımda efsane iş yapmıştı. Yarasayla hemen gidip pop vuruyordum. Ya senin ben atılımına kurtsun ya kardeşim, kurtsun ya. Okey, pencereyi kullanmasını engelledik her ne kadar ıskalamış olsak da. Tekrar kullanacak. Selamlar. Akıllı oynadık sanki, ne diyorsunuz? Normalde o yan tarafı kırmadan başka bir katille yakalamanız mümkün değil. Şöyle bir beyazımızı atalım. Beyaz atmadan jam bitti. Yine süper. Her zamanki muhteşem şansım devam ediyor. Hocam selamlar. Beleş hook efsane sarar da sen nereye gittin hasardan sonra? Şunu paletini bir alalım. Yine gitti. Bu değişik bir arkadaşımız. Yani iyi mi kötü mü anlamadım. Spotları böyle salarak akıllıca oynadı ama. Mırıbı. Orada palet yok diye biliyorum yakınlarda. Aynen. Balans atmasına izin vermeyelim balansı falan varsa. Güzel trik de biraz fark açıldı sanki. İyisin Purpo, iyisin Purpo. Böyle bol bol hook alıp yavaşlatmamız lazım arkadaşlar oyunu. Aa ben pop atmıyorum lan. Gerçi popluk hiç fırsat olmadı ki. Bu jene pop atılır mesela. Gayet de güzel atılır. İz gördük. Ez hook var burada. Enayilik yaptı bir tık. Ne diyorsun ya Purpo? Oğlum Dracula main mi oluyorum yoksa? Şurayı da kıralım. İlk maç kötü oynadık da bu maç dedim. Yani ilk maçlarım benim her zaman kötü geçiyor arkadaşlar. Bir şekilde olmuyor ama sonradan harbiden iyi ısınıyorum yani. Bir can daha bitti. Güzel, sıkıntı yok. Güzel hook aldık bence. Selam hocam. Maça saldığın için sana çok teşekkür ederim. Diğerini mi ispiyonluyorsun bana? Ne yapıyorsun? Gel sana da bir mori atalım. Oğlum bu nasıl saç? Çok değişik bir saçı var anasını satayım. Benim 8 yıl önceki halim gibi. Eğer bu moruya kötü derseniz var ya, alnınızı karışlarım sizin. Mırıbı. Sizi asmamıştık galiba, hiç asmış mıydık yoksa? Kurt modunu da kullanmaya başlayalım ya. İkidir fake veriyorum, adama mal gibi kaldı. Aa bunu zaten asmışım ben. Asmadığım hangisiydi ya? Ha neye mi? Niye mi acaba? Abo, bu jam bitmiş. İşte bu yüzden pop. Lan sen var ya sen. Enti'yi. Vururum bir tane.
Vuramadık, atlayabildi. Akıllı plays. Güzel, bu Nia iyi oynuyor. En azından Jhen taraflarından kovmuş olduk ki Jhen gerilesin. Nia'yı aslında asabilsem 4 zalim kucaklama artı beyaz olmuş olacaktım da. Güzel, bu Jhen iyi gerilemiş. Garantiyi bekleyeceğiz arkadaşlar, garantiyi bekleyeceğiz. Acele yok. Çok iyi. Yani şu gameplay'e nasıl bu kadar fazla can bitiyor bilmiyorum ama bir şekilde yapıyorlar işte arkadaşlar. Lan bitti bütün canlar. Aa! What the fuck? Güzel dodge. Selam. Vay be, şu maçlar iki kişi kaçtılar, helal olsun. Bir şey diyemiyorum yani, bence güzel oynamıştım ama. Ben ne oldu da o diğer canlar o kadar hızlı bitti, cidden onu anlamadım. Bu kadar üstünlük kurduğum ve erken kill aldığım bir maçta. Ama olsun, güzeldi gameplay olarak bence. Bayağı iyiydik. Yani aslında tunnel atma diyenlere şu maçı izletmek lazım biliyor musunuz? Yani Nia'nın böyle minik oyalaması hariç uzun attığım bir chase gördünüz mü? Ya da yanlış böyle hatalı bir karar verdiğim bir kısım. Ne özellik ıskaladım, hani ne böyle uzun bir chase yedim. 3 can varken bir kişiyi öldürmeme rağmen kalan 3 canda bir kill alabildim yalnızca. Ve çok hızlı chase attım yani dediğim gibi. Ama sorun neydi? Hepsini ikişer kere asıyor olmam, anladınız mı şimdi? Bakın şimdi arkadaşlar, bu tunnel konusunu son kez anlatacağım. Ama bu sefer farklı bir dille. Daha net örnekler vererek. Şimdi 4 kurban var, tamam mı? Bir kurbanı kovalamaya başlıyorsun. Oyunun en başından bahsediyorum. Diğer 3 kurban jeneratör yapıyor. Sen o ilk kovaladığın kurbanı hızlı da düşürsen, yavaş da düşürsen fark etmez. 3 tane jeneratör kesin olarak ilerliyor. Ha şöyle bir ihtimal var. Belki aynı jeneratörü yapıyorlardır. Böyle de bir ihtimal var. Aynı jeneratörü yapıyorlarsa da 3 tane aynı jeneratör ilerlemiyor. Fakat bir tane jeneratör kesin olarak bitmiş oluyor. 2 ihtimal de sizin için dezavantaj. Yani maça her türlü geride başlıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de. Tabii yoz müdahalenizin olmadığı anlardan bahsediyorum. Sonra bu kurbanı astınız, tamam mı? Bir kurban kancada. Bir kurban kancadakini kurtarmaya gidiyor. Başka bir kurbanla da kovalamacaya girdiniz diyelim. Sona kalan kurban her türlü jeneratör yapıyor. Yani 4 kişi oyundaysa bir tane kurban garanti olarak jeneratör yapıyor. İşte bu ihtimali ortadan kaldırmanız lazım. Özellikle de sona 1 ya da 2 can kaldığında hala 4 kişi hayattaysa o maçı alma ihtimaliniz çok düşük. Ama bir de bir kişiyi oyundan çıkardığınızı düşünün. Hemen ihtimali sayayım. 3 kişiler, tamam mı? 3 kişi kaldılar. Bir kişiyi kancaya astınız. Bir diğer kurban onu kurtarmaya gidiyor ve işte kancada heal diyor falan derken vakit kaybediyorlar. 3. kurbanla da kovalamacaya giriyorsunuz. Böylece ne olmuş oluyor? Bir kurban kancada, bir kurban onu almaya gidiyor. Üçüncüyle de kovalamacıya girmiş oluyorsunuz. Yani o an jeneratör yapan kimse olmamış oluyor. Yani tunnel atmanın temel mantığı bu. Gidip işte toksik olmak, karşı tarafa sinirlendirme amaçlı falan atmıyorum ben. Belki onun için atan da vardır. Ama benim yapmaya çalıştığım şey o değil. Mesela bu maç son asılışında tunnel attım Dwight'a ki salmıştı zaten. Hani tam tunnel da denemez. Ben tunnel amaçlı gitmiştim ama salmıştı zaten. Ondan önce bütün chase'lerimi adil attım. Herkesi ikişer kere astım. Hatta hiç asılmamış olmasına rağmen Nia'yı bile kovaladım. Killer Shack'e kadar. Ve 3 can kaladı. Dwight'ı öldürmeme rağmen gördüğünüz gibi bu maç berabere bitti. Hani anlatmaya çalıştığım şey bu. Katil tarafında minik de olsa hata yaparsanız, yani diyelim ki kurtla bir tane atış ıskaladım. Geçmiş olsun. Bir jeneratörün %50'sini falan vermiş oluyorsunuz. Yani o jeneratör %50'lerde, %60'lardaysa o jeneratörü bitirmiş oluyorlar. Sadece tek bir hatanızla. Yani bu konuda dediğim gibi bana katılıp katılmamanız çok önemli değil. Ben bu tarz konularda kendi bildiğim doğruları yaparım. Ha birçoğunuz da zaten bana hak veriyor yani. Bu tunnel konusu eskisi kadar dert olmuyor birilerine. Ama ben yine de açıklamak istiyorum. Hani belki yorumlara yazmak istemiyorlardı. Belki izlerken acaba niye tunnel atıyor diye düşünüyorlar. Ya da gerçekten merak ediyorlardır. Hani bu tunnel olayını herkes toksiklik sanıyor. Ben de eskiden öyle sanardım. Ama değil. En başta anlattığım temel mantığı kavrarsanız katillerin neden tunnel attığını anlayacaksınız arkadaşlar. Oo, benim bubbayla yok ettiğim map gelmiş. Bu şey mi? Aşağısı olan harita mı? Ya işte bu oldu mu? O aşağı olayları beni üzüyor arkadaşlar. Hello my friend. Erken bir hook gelir mi? Yarasam et geliyor. Ya sen hayvansın ya. Biraz uzağında çıktım ama sıkıntı yok. Ah lan enti. Çok iyi. Normalde güçlü spot. M1 bir killer olsam oradan atlar atlar döner. Ama canım Drakulam'la güçlü bir spotu iyi counterladık. Şuradaki can tam yüksek diyecektim. Bir dakika. Zalim kucaklamayla kapandı zaten. Ben şuraya bir hasar vereyim beleşten bir tane. Hatta öyle bir yere kaçtı ki bunu öldürebilebiliriz yani şu an.
Çok iyi oldu. Okey, bir beyaz daha geldi o zaman. Haleti kıralım. Zalim kucaklamayı da verdik hemen. Ne yaptın Steve? Ya salak herif, bir de koşu çıktı ya. Tek yeme çıksaydı ama görürdüm seni Steve. Oy. Evet, Steve güzel oyaladı bize. Ya Steve, bıdı bıdı yapma kardeşim ya. Bıdı bıdı yapma kardeşim ya. Burada biri koşup durdu da. Aynen öyle. Selamlar hocam. Nice, nice, nice. Açık alanda bıraktık. Süper haber. İyisin Purpo. İyisin Purpo. Aa evet evet, herkesi birer kere asmışım. Jeneratörler 40'ar saniyeline kapandı şu an. O zaman bir şey diyeceğim, oraya dönülür. Oraya oğlum bu kadar uzağımda değildi ya. Baya dibimde duydum adamın sesini. O yüzden çıktım özellikten. Biz de akıllıyız. Şuraya popu vur. Ya sen enayi misin? Kaçtığı yere bak. Kaçtığı yere bak Allah'ım. Hayır ya. Sıçırttı batırdı. Sıçırttı batırdı da. Kendi de sıçtı batırdı. Smoke atmayacağım mı? Smoke süs olsun diye aldın o zaman. Dracula keyifli çar arkadaşlar. Lan. Ne yaptın? Aha. Ya salak bu adam gerçekten. Stuff. Orada bir şey yok diye biliyorum. Gittiğin yerde de yok. Dedard'ı falan. Dedard nasıl oluyordu? Bir kere asmam gerekiyor muydu Dedard için falan? Unuttum ben bu Dedard olaylarını ya. Beyaz kancamızı da bir alalım o zaman şöyle. Son beyaz kancamız. Şuraya hemen ışınlanalım. Okey, ilerlemiyor. Efendim? Jen'de yapma sesi var hala. Lan Jen yapma sesi geliyor. Yapacağınız baga şimdi he. Ya Steve başkan. Ay sıçacağım o dramatürcüne de şimdi. Lan buranın paleti yoktu ki. Purpo ne yapıyorsun Purpo? Amatör amatör hareketler. Bu arada kurta hiç geçmedim ya. Teşekkürler Purpo. Fark ettim ama kurta geçmediğimi fark ettim. Hemen geçtim arkadaşlar. Scoop. Ay. Bol bol mori attık herhalde. Tatmin olmuşsunuzdur diye düşünüyorum video boyu. Hepsinin son asılışı bu arada. Ama inanılmaz bir şekilde yine... Abi nasıl olabilir ya? Allah aşkına arkadaşlar. Hepsinin son... Yani cümlemden belli aslında. Hepsinin son asılışı. Hepsini ikişer kere asarsan, tamam mı? Erkenden birisini indirmek yerine böyle olur kardeşim. Ya Feng ne yapıyorsun ya? Ya inanılmaz ya. Ya inanılmaz. Ben bir şey demiyorum abi. Yani şu maçı öyle bir oynadım ki 7 kurban olsa 7'sini de öldürmem gerekiyor ya normal şartlarda. Siz canavarsınız. Ben size bir şey demiyorum ya. Vallahi ben size bir şey demiyorum. Ama neyse bak. O tunnel atma diyenlere çok güzel örnek oluyordur bu tarz maçlar. Az önceki maç da aynı şekilde. Bak solda hook sayımı görüyor musunuz solda? Hepsini ikişer kere asmışım, gördünüz mü? Ha maç keyifli miydi? Çok keyifliydi. Orasında istiyorsam hani 0 kill alsam da benim için okeydi bu maç. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Gayet keyifliydi. Çok güzel chaser attık. Karakterin inanılmaz eğlenceli. Karakterin skin'i muhteşem. Morris'i ayrı muhteşem. Ben çok beğendim yani, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Güzeldi gençler bence. İlk maçı kazanmayı gram hak etmemiştim. Yani o maç 2 kill için okeydi. O maça hiçbir itirazım yok ama şu bir önceki maç ve bu maçı %100 hak etmiştim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama maçlar bu şekilde güzel geçti. Yani bol kovalamacalı, bol özellik kullanmalı geçtiği sürece 4 escape de versem benim için çok sorun olmuyor gerçekten. Hani bu maç kötü oynasam, hiçbir şey yapamasam, hiç kovalamacaya giremesem, kurbanlar sürekli saklansa, hiç chase atamasam ve 2 kill alsam o zaman sinirlenirdim. Ama o kadar fazla chase attım ki bu maç, hani DBD tarihinin en çok chase atılan maçlarından birisi bile olabilir. Çok iyiydi. O yüzden 4 escape de versem hiç sorun yoktu benim açımdan. Zaten gülerek karşıladım durumu fark ettiyseniz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu kostüm ve yeni mori ile ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi akşamlar.